Peki neler var e, dünyada hani dikkat çeken <laughs> ransomware saldırıları? Çok fazla var ama en sol alttaki e, dün yani daha doğrusu iki gün önce olan bir e, ne diyelim e, tarım işleri yapan e, firma eklendi. 5.9 milyon dolar talep edildi. Oradaki e, ransomware operatörüyle olan yazışmadan aldığım kesit. İşte adam diyor ki yakın biz diyor e, işte public disruption of the grain, pork and chicken supply chain yani biz burada bu tarafta birçok şeyin Ara katmanıyız. Biz eğer bunu yapamazsak yüzde yani %40'lık bir etkisi olacak bu sistem. Amerika'da bir sürü şey çalışmayacak. Bir sürü yere işte ne diyelim ham madde gidemeyecek. Dolayısıyla bu tarafta siz bizi kritik altyapı olarak belirleyin ve bize bu kileri verin. Çünkü bu saldırı grubunun kendi sayfasında biz kesinlikle kritik altyapılara Halkı etkileyecek altyapılara saldırmayacağız diye belli bir şeyleri vardı. Bunlar da kendilerini kritik altyapı olarak e, nitelendirmişler ama anlaşamamışlar. en yani son küfürleşmeye kadar gitmişti konu. Çok e, amatörce bir şey. Yani hani, hiç yapılmayacak bir şey ama olmuş bitmiş. E, sol tarafta yine CNA dediğimiz Amerika'nın en büyük e, insurance. konusu. E, Sigorta firmalarından birisi 40 milyon dolar ödeyerek, ödeyerek bu işi kapattı. Ee, çok acı şeyler bunlar. Hani 40 milyon dolar muhtemelen siber güvenlik bütçesi bu firmanın belki 5 milyon dolar belki 10 milyon dolar o kadar bile yoktur. Yani siber güvenliğe harcamadığımız parayı ransomware'lere koşarak veriyoruz. Bunu maalesef Türkiye'de de görüyoruz. Yani görüştüğüm, çok fazla firmayla görüştüğüm için hani bir 20 bin dolar, 50 bin dolar ransomware öncesi bir ne bileyim bir firewall'a IPS yatırımı yapın, bir EDR yatırımı yapın dediğimizde aldığımız cevapla ransomware bulaştığında onlara ödenecek para konusunda aldığımız cevap bambaşka oluyor. Maalesef bu da bir Türkiye değil, dünya gerçeği yani olayları daha da genişletebiliriz şey yapabiliriz ama bu işin çok kritik bir dönemece geldiğini bu işin çok kritik bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Artarak da devam edecek. Yani bankadan tutun da aklınıza gelebilecek her kuruma şu an şey yapmaya başladı. En sağda en altta da Koalis diye hemen hemen herkesin bildiği güvenlik firmalarının en bilinenlerinden, en iyilerinden en fazla müşterisi olanlardan birinin müşteri dataları yayınlanmaya başladı ransomware tarafından. Dolayısıyla hani burada şey diyemiyoruz. Türkiye'de böyle bir yanlış e, algılayış var. Ya bankalara bulaşmaz çünkü işte ransomware RDP üzerinden bulaşıyor. Böyle bir dünya yok. Bu, bu sunumda da bunun olmadığını göstermeye çalışacağım. Türkiye'den örneklerin çok detaylarına girmeye gerek yok ama KVK'nın sitesinden elde edilen örneklerin yarıdan fazlasının ransomware olduğunu söyleyebiliriz. Buna geçen sene bakmıştık. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Bu taraftaki oranlarda çok yüksek bir şekilde ransomware'i işaret ediyor. Peki bu adamlar kimler? kimlerle mücadele ediyoruz? Yani bir kişilik, iki kişilik eskide olduğu gibi port tarama yapan, sonra brute force yapan, sisteme giren bir TXT dosyası bırakan adamlarla mı mücadele ediyoruz? Yoksa 20-30 kişilik, 50 kişilik böyle profesyonel 7-24 call center'ları olan, 100 milyonlarca dolar para kazanan e, böyle iş hayatında tecrübelenmiş ve dışarıda sonradan bu insanlara çalışan bir grupla mı mücadele ediyoruz? Ben bu ikincisiyle mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok fazla bu adamlarla muhatap olduğunuzda karşıdakinin bilgi seviyesini, tecrübe seviyesini görebiliyorsunuz. Burada işte bir affiliation programı kullanıyorlar. Yani bu sadece bir ransomware geliştirdik, kendimiz yapalım değil. Bir ne diyelim buna artık farklı insanların da bu programa katılması, yardımcı olması, destek olması ve bunun karşılığında parasını almasını bekliyorlar. Dolayısıyla bu aslında bir kişilik değil, üç kişilik değil, beş kişilik değil. Bazen 20-30 kişilik insanlara kadar gidiyor. Bunun da en önemli şeyini bu ekrandan görebilirsiniz. Bu bir ransomware, e, gerçekten ransomware e, firmasının diyelim, organizasyonunun, illegal organizasyon olarak adlandıralım, insan kaynakları yapısı. Bakın sol tarafta pentesterler var, reverse engineerler var, web designerlar var, UI designerlar var. Bir tarafta işte, Business analistler var, Windows, Linux sistem edinleri her şeyi anlayabilirsiniz ama business analistin, data analistin burada ne işi var ya da Asterix administrator'ın burada ne işi var derseniz işte orada bu işin detayına girmiş oluyorsunuz. Yani business analisti adamlar ne için kullanıyorlar? Hackledikleri firmaya girdiklerinde business analist firmanın dokümanlarını okuyor, Borsaya açık mı? SAP kullanıyor mu? Geçen seneki gelirini? Yani ben şunu bile biliyorum işte en son bulamamışlar cirosunu firmanın. Şirketin genel müdürünün bir önceki sene yaptığı bir açılış konuşmasını bilmem ne konuşmasını bulup oradan ciro'yu elde etmişler. Çünkü bu o e, ransomware grupları için çok hayati öneme sahip bir şey var. O da sizin cironuz. Siz, çünkü istedikleri parayı tamamen ciro üzerinden istiyorlar. Ciroya kıyasla istiyorlar. Cironun yüzde %2'sini yerine göre yüzde üçünü talep ediyorlar. Dolayısıyla karşımızda e, herhangi bir firmanın siber güvenlik ekibinden daha kalabalık bir ekip olduğunu kabullenmeliyiz. Bir de son adım olarak da hani bu konuyla ilgili belki bilgi verilmesi gereken şey ki bence de hani game changer olarak oyun değiştirici olarak adlandıracağımız bir adım. ...işte Lockbit olarak adlandırdığımız grup e, şöyle bir kampanya başlattı. Yani İçeride işte 100 bin kişilik, 50 bin kişilik, 30 bin kişilik ya da 10 bin kişilik firmada çalışan biriyseniz ve mutsuzsanız, işte firmanızdan yeteri kadar para alamadığınızı düşünüyorsanız, haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız size, işte şu aşağıdaki vereceğimiz şeyden bizimle görüşün, şu linke tıklayın ve şirketinize, o büyük şirkete ransomware bulaştırmayı, bulaştırma konusunda bize yardımcı olun. Biz de size bunun karşılığında 100 bin dolar, 200 bin dolar, 500 bin dolar para ödeyelim. Bunun bugün böyle sadece magazinsel bir değeri var ama önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde e, çok önemli şeylere gebe olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bize düşen, güvenlikçilere düşen burada artık içerideki e, çalışanlara da böyle bir farklı gözle bakılması. Teknik olarak, kişilik olarak tabii ki de şüpheli gözle bakmak doğru bir şey değil ama teknik açıdan baktığımızda hani bir züretras kavramı var ya işte e, içeridekileri de dışarıdakiler kadar tehlikeli gör ya da işte sınırların olmadığı bir dünya varsay ve ona göre bir yapını kur ...mantığına doğru geçiştin aslında çok önemli bir e, kademe olacak diye söyleyebiliriz. Bunu çok önemli buluyorum. E, umarım hani buradan çok böyle kötü şeyler çıkmaz ama bir önceki sunumda... ...bakın şu sol alt tarafta bunun aslında böyle e, adımlarını biz görmüştük. Yani işte looking for a partner who can work in Turkey diyor. Bu işte Rus Rusça e, yazışılan en popüler ransomware gruplarının... ...en fazla takıldığı forumlardan birisi. Adam Türkiye'de işte firmalara büyük firmalara mal veri bulaştıracak, ransom veri bulaştıracak partner alıyor. Bunu içeride çalışan da olabilir. Türkçe bilen ve bu 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 firmaların altyapısına girebilecek insanlar da olabilir tamamen değişik. Şimdi gelelim e, bu işin niyet aşamasına. Yani şunu öğrendik. Ransom saldırıları önümüzdeki 3 senenin 5 senenin e, birinci gündem numarasını bence bırakmayacak. Yani DDoS olur, phishing olur vesaire olur. Hepsi bunun arkasında kalacaklar. Çünkü dediğimiz gibi burada para var. Çünkü kolay bir şekilde yapıyorlar. Önce buna bakmak lazım. Yani saldırganlar nasıl niyet ediyorlar? Bu niyeti biz nasıl somuta dökebiliriz? Saldırganların niyet aşamasını işte Kill Chain olarak adlandırdığımız Lockheed Martin firmasının geliştirdiği bir model var. Yani siber ölüm zinciri diye çeviriyoruz. Tam böyle kulak tırmalayıcı bir çeviri oluyor ama yani bir siber saldırının niyet aşamasından bitiş aşamasına, data exfiltration, veri sızdırma, veri kaçırma aşamasına kadar ki bütün adımlarını bir zincirin halkaları gibi alınmışlar ve siz bu zinciri bir yerde kırmalısınız zararı minimize etmek için. Eğer zinciri baştan kırarsanız, yani reconnaissance aşamasında kırarsanız, yani keşif, işte bilgi toplama vesaire aşamasında kırarsanız, bunun maliyeti size sıfıra yakın oluyor. Ama aşağı aşamalara indikçe, en son aşamaya geldikçe bu maliyetlerimiz artıyor. Dolayısıyla biz de buna kendimizi baktığımızda yani bu kil kendimizi örnek olarak aldığımızda saldırganların ilk niyet aşamasında reconnaissance dediğimiz aşama gerçekleşiyor. Peki ransomware bulaşacağı önceden tespit edilebilir mi? Yani bizim hep derdimiz şu ya bir şeyi olmadan önce tespit edip engelleyebiliyorsak bu mükemmel bir şey. Evet bakıldığında bir ransomware ile ilgili bugün her şeye sahibiz. Yani bu adamlar ne yer, ne içer, nerede kalır, parayı nasıl harcarlardan tutunda da, ki bunlar işin işte magazin kısmı, bu adamlar nasıl sistemlere sızar, sızdıklarındaki adımlar, yani kullandıkları komutlara kadar her bir şeye hakimiz. Bunları biz TTP'lere çeviriyoruz. Yani teknik, taktik, prosedürlere çevirdiğimizde şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, bir saldırgan bana saldıracaksa, bunun dışarıdan geleceği yollar belli, içeriye girdiğinde yapacağı şeyler belli. Dolayısıyla ben bunu tespit edebilir miyim sorusu birinci soru birinci olarak sorulması gereken soru ve bunu e, sormuş Black firması burada işte Ransomware Susceptibility Index çıkartıyor. Yani ücretsiz olarak bu raporu alabiliyorsunuz. Ne yapıyor? işte email security'nize, company size'ınıza, işte çalıntı hesaplarınıza, ondan sonra endpoint security'nizden tutun da kritik portlarınıza ve vulnerability'lerinize bakarak size diyor ki evet sizin size ransomware bulaşma oranı şudur. Dolayısıyla bunu hani bütün firmalar için ben öneririm. Ücretsiz bildiğim kadarıyla tek seferlik alınabiliyor. Gidip buradan doldurduğunuzda size evet şu aralıkta bir risk değeri atadık. Dolayısıyla size 6 ayda bir senede ransomware ve bulaşma imkanı şudur diye verebiliyor. Dolayısıyla bu bence bütün firmaların düzenli olarak alması, yapması gereken önemli bir şey. Çünkü diğer tarafta 100 bin dolardan, 200 bin dolardan, yerine göre 500 bin dolardan aşağıya Kurtaramadınız, kurtaramadığınız bir pazarlık şey var bu tarafta çok daha uygun maliyetlere çözümlerle bu işi e, kurtarabiliriz. Diğer taraftan evet adamlar niyet etti, kimler niyet olur bunu bulduk ama hangi firmalar e, ideal kurban adayıdır yani nasıl seçiyorlar bu adamlar? Bunu başında söyleyeceğimi şey sonunda söyleyeceğim başında e, söyleyeyim. kesinlikle sağda solda okuduğunuz raporlar vesairelerin hepsi geçmiş dünyayı anlatıyor. Bugün ransomware gruplarının çok azının yüzde onunun bir hedef sektörü olmakla birlikte yüzde doksanı aslında hani e, hedef gözetmek sizin işlem yapıyor. Yani hedef gözetmek kastım şu: Heklemek için hedef gözetmiyorlar. Heklendikte hekledikten sonra para istemek için hedef gözetiyorlar. Tabii ki de 100 bin dolar cirosu olan, 500 bin dolar cirosu olan bir firmayla mı uğraşmak istersiniz? İşte 500 milyon dolar cirosu olan bir firmayla mı? Tabii ki de ikincisini seçerler. Ama heklemek için Kesinlikle sektör, ülke, bölge vesaire gözetmediklerini biliyoruz. Çünkü yöntemlerini biliyoruz. Ama yüzde onluk bir kısım, biraz daha böyle hedefli, biraz daha sektörlere gidiyor. Bu da şu an aslında çok çok düşük bir oranda. Yani 10 bin tane saldırdan bahsettiğimizde bunun işte bin veya da az kısmı biraz böyle hedefli gidiyor. Geriye kalan 90'a hedefsiz gidiyor. Ama bu altta gördüğünüz istatistiklerde işte. Kimi raporlarda government, işte healthcare, kimi raporlarda işte Türkiye, Suudi Arabistan çıkıyor. Tamamen hangi ülkeye göre yaparsanız bu raporu o ülke daha fazla çıkar ama bunların gerçek manada bir şeyi yansıtmadığını bizzat söyleyebilirim. Dolayısıyla bugün herhangi bir firma Yeni Zelanda'daki Merkez Bankası da hedef olabiliyor. Amerika'daki alakası bir firmada hedef olabiliyor. Türkiye'deki bir bankada hedef olabiliyor bu ransomware saldırıları karşısında. Peki biz hani saldırgan gözüyle baktığımızda nasıl tespit ediyorlar? Yani bu adamlar hani hedef gözetmiyor dedik ama nasıl hedef gözetmiyor? Yani nereden buluyorlar? Benim internet açık asetlerimi buluyorlar, phishing mi yapıyorlar? Biraz buna bakalım. Bakın sağ tarafta Shoda'nın pro versiyonu olduğu için hani denerseniz aynı şey muhtemelen çalışmayacaktır. E diye bir parametresi var. Yani siz şunu söylüyorsunuz Shodan arama motoruna. Shodan'ı bilmeyenler için bir cümlede açıklayayım. Google benzeri dünyadaki internete açık IP'ler, portlar, servisler ve zafiyetleri kısmen bulabileceğiniz ücretsiz, yarı ücretli bir arama motoru. Benim kullandığım sürüm ücretli sürüm. Dolayısıyla şu imkanı sağlıyor. Ben diyorum ki ey Shodan bana CV 2021-26-855 exchange'de çıkan kritik bir zafiyet vardı. Microsoft Exchange, on-premise exchange'lerde çıkan kritik bir zafiyet. Yani yanlış bilgi vermemiş olayım ama tek böyle bir istekle kaç zafiyeti birleştirdiğinizde direkt e exchange'de komut çalıştırabiliyordunuz ya da exchange'deki bütün inbox'ı download edebiliyordunuz. Dolayısıyla bu aslında ransom vericilerin en fazla sevdiği zafiyetlerden birisi. Ben Shodan'a, ey Shodan bana e bu zafiyet içerenleri getir dediğimde dünya üzerine bakın 12 bin tane zafiyet içeren sistem getirmiş. Hadi bunun yarısı, hadi yüzde sekseni diyelim, e, fos pozitif ki daha azıdır. Nereden baksanız şu an hacklenmeyi bekleyen aşağı yukarı 2500-3000 tane firma var. Bunun yanına country eşittir ya da country 2.0 tr yazdığında Türkiye'de hacklenmeyi bekleyen, ki artık bunlar bekleyen değildir, %100 hacklenmiştir. Yani %99 değil, hani test ettiğimiz için biliyorum. %100 hacklenmiştir. Bunlar sadece sırasını bekliyordur. Yani o kadar yoğun ki bu ransomware operatörleri, binlerce firmayı hackliyorlar. Ama o binlerce firmadan data istemek ya da para istemek için biraz araştırma yapmaları gerekiyor. O yüzden şöyle bir data var elimizde. Bazı ransomware grupları bir saatte bu işi bitiriyor, bazıları bir haftada bitiriyor. Ortalama Türkiye'de benim gördüğüm bir hafta. Bir hafta içerisinde girdikten sonra ransomware'i bulaştırıp parayı talep ediyorlar. Dolayısıyla saldırganlar için bu internetten kurban bulma işlemi çok kolay. Her Rusya'dan kullanıyorlardır, başka bir motor kullanıyorlardır. Bunu bilemiyoruz. Farklı şeyler kullandıklarını okuyoruz yazılarda ama en azından en kötü gidip Shodan'dan bu tip böyle dataları çok rahatlıkla çekebileceklerini biliyoruz. İşte bu IP'lerden bir tanesi eğer sizin şirketinize aitse, kıyıda kışıda disaster site'de kalmış bir IP ise siz de bir ransomware kurbanısınız. Hani nereden bize bulaşacaklar, biz patch management şunu bunu yapıyoruz dediğinizde karşılık olarak bunu söyleyebilirim. Başka işte Deep Web'de geçenlerde yayınlandı 500 bin, hani toplamda 13 bin firmaya aitti yanlış hatırlamıyorsam. 13 bin tane firmanın VPN şifresi, ClearText, o VPN şifrelerinin büyük bir çoğunluğunun da aslında Active Directory'nin entegre olduğunu varsayarsak aktif Directory şifresi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de son iki ayda gördüğüm case'lerin tamamına yakını bu VPN üzerinden oluyordu. İşte sağ tarafta ekran görüntüsünü aldım, hani böyle kimsenin bilgisini ifşa etmiş olmayalım diye böyle bulurladım ama adamların elinde, yani bu işi yapanlar tabii ki de biraz bilgi sahibi insanlar, adamların elinde zaten binlerce kaynak var. Ve şu an Türkiye'de çok net bir şekilde orta ve büyük ölçekli yaklaşık 2000 firma var. Bunların bir kısmı eklenmiş bir kısmı eklenmeyi bekliyor, bir kısmı da hacklenmiş ve ransomware, tar ransomware operatörleri tarafından pazarla oturulmuş. Dolayısıyla önümüz aslında tünelin e, ucu çok... E, şey değil, aydınlık değil. Neden aydınlık değil? Çünkü dün yine bir zafiyet çıktı. VMware, Türkiye'de baktığınızda bir sürü, yüzlerce dışarıya açık VMware vCenter var. Bir VMware vCenter demek Asya aslında binlerce, belki yüzlerce farklı firmanın web sayfasını ya da işte servisini ya da mail sunucusunu barındırıyor demek. vCenter'dan girdikten sonra adam her şeyi ele geçirip şifreleyebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem tekrar bir ransomware dalgasına hazırlıklı olmakta fayda var ve bu artarak devam edeceğini düşünüyorum. Maalesef böyle bir yaklaşım çok duyuyordum. Azaldı son zamanlarda ama geçen sene özellikle bankalarla işte finans kurumlarıyla vesaire görüşürken hiç kendilerine veri e bulaşmayacağını söylüyorlardı. Benim burada görüşüm farklı. Ben önümüzdeki dönem Türkiye'de bankalara da ticaret firmalarına da veri e bulaşacağını söyleyebilirim. Buradaki ransomware'in bulaşma yolu da kendi sistemleri olmayacak. Muhtemelen third party kullandıkları bir iştirak olabilir. Buradan olacak. Çünkü sizin bir zincirin en zayıf halkası yaklaşımına e, koyduğumuz önümüze siz kendi tarafınızı güvenli hale getirmiş olabilirsiniz ama hizmet aldığınız ya da işte data paylaştığınız bir third party üzerinden bu sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ransomware gruplarıyla mücadele ederken ilk kon kabul edilmesi gereken şey evet bu bize de olabilir. Okey ne yapmalıyım? İşte şunu yapayım, bunu yapayım, kontrol edeyim. İşte burada belki Microsoft'un Microsoft'un bir iç yaklaşımını önerebilirim. Yani bugün bize ransomware bulaşsaydı biz ne yapardık? o bulaşmış varsayıp geriye doğru işte ileriye doğru yapılacakları çıkartabilirsiniz. En azından neler olduğu belli. Ve geldik ransomware saldırıları nasıl gerçekleştirilir? Evet yani nereden buluyorlar, nasıl buluyorlar bunların hepsini gördük. Peki bize bir ransomware saldırısı yapılırsa bu işi nasıl gerçekleştirecekler? Nereden gelecekler? Yani firmanın hacklenme aşaması. Bir, phishing. Yüzde on daha da düşük yüzde beş belki bu hani targeted dediğimiz kısımlar phishing de geliyor. Eskiden büyük oranda phishing de geliyordu gittikçe azaldı. İki, internete açık RDP ve benzeri management portları yönü brute force saldırıları yapılıyor veya çalıntı hesaplar. Çalıntı hesaplar ne demek? İşte sizin çalışanınızın bilgisayarına bir zararlı yazılım bulaşmış. O zararlı yazılımdan elde edilen VPN şifreleri, mail şifreleri Deep Web'de satılmaya başlanmış. Ya da biraz önce gösterdiğim gibi işte Fortinet için e, kullanıyoruz onu. Fortinet eski e, bir zafiyet, 2018-2019'da çıkan bir zafiyette kullanarak elde edilen 500 bine yakın VPN hesabı internette ücretsiz paylaşılıyor. Deep Web'de işte, rate Forum'da, orada burada. Dolayısıyla bu çalıntı hesaplarda şu an en fazla e, ransomware'in sebeplerinden. Son ve hiçbir zaman kapanmayacak olan o büyük hole İnternete açık zafiyet içeren sistemler. Bunlar önümüzdeki 3-5 senenin aslında en önemli şey olacak. Ne ransomware petrolizör olacak. Bakın bu tarafta da bu Microsoft'tan aldığım bir görsel. Çok net bir şekilde initial access dedikleri yani ilk giriş ondan sonra işte credential theft ondan sonra lateral movement ilerliyorlar. Burada kalıcı oluyorlar. Ondan sonra da payload yani ransomware dediğimiz kısım aslında burası. Dolayısıyla biz ransomware bulaşana kadar aslında bunları kısmen engelleyebiliriz. Bunu biraz daha detaylandıralım. Bu da Yeni Zelanda hükümetinin sörtünün yayınladığı bir e, ne diyelim life cycle'dır. Yani bir ransomware olayının e, uçtan uca böyle görselleştirilmiş hali. Bakın burada evet phishing. Phishing'de geliyorlar. Evet bir credential buluyorlar. Bu credential'la internet açık bir servis buluyorlar. İnternet açık bir servis bulduktan sonra işte içeri işte zararlı yazılım yüklüyorlar. Komuta merkezine bağlıyorlar. Sonra daha ilerliyorlar. Daha ilerleme kısmını biraz açmak isterim burada. İçerideki backup sistemlerini buluyorlar. Çünkü backup sistemini silmeleri gerekiyor ki size parayı ödesinler. Eğer backup sistemini silmezlerse hani eskisi gibi datalarınızı internette yayınlarız şantajları o kadar da etkili olmuyor. Dolayısıyla mutlaka sizin o backuplarınızı silmeleri gerekiyor. İkinci aşamada password guessing yapabilirler. Yine aynı şekilde bakın buraya geliyor. Yine bu buradan devam ediyor. Ya da dışarıya açık bir exploit yani zafiyet içeren bir sistem buluyorlar. Onu exploit ediyorlar. Ondan sonra yine aynı yere geliyor. Yani bizim inişil akses olarak adlandırdığımız kısım ki engellemenin en kolay yolu burası gerçekten çok kolay. Yani bir ransomware saldırısından korunmak için milyon dolarlık şunluk bunluk yatırım yapmaya gerçekten gerek yok. Çok temel şeyleri yaptığımızda aslında bulaş bu bizi etkilemeyecektir ama bu zor. Hani bunu bugün söylesem yarın hani unutulacak ve dolayısıyla aynı hatalar yapılacak çünkü insanlar. E, security temellere odaklanmak yerine bambaşka yerlere odaklandığı için bu tip problemleri biz hep yaşamaya devam ediyoruz. İkinci, üçüncü kısım olarak işte e-mail, e-mail ile phishing, malicious document yani zararlı bir doküman gönderiyorlar. Oradan işte malware bulaştırıyorlar. Yine içeriye giriyorlar. Lateral movement, privilege escalation derken işte data çıkartma, backupları silme ve datayı şifreleme gibi bir şey var. Dolayısıyla yani çok bariz bir şekilde üçe böldüğümüzde giriş, gelişme ve sonuç olarak bunu e, adlandırabiliriz. Burada canlı örnekler. Yani adamlarla yazıştıktan sonra, parayı ödedikten sonra size bir pen test raporu veriyorlar. Yani bizim işte BGA'nın onun bunun verdiği gibi bir şaşalı can canlı rapor değil. Yüzlerce sayfa. Şu sağ tarafta gördünüz yani 100 bin dolar ödediniz. Size verdiği rapor bu oluyor. Bakın burada çok basit bir şekilde. Nasıl girdik, ne yaptık ve ne yapmalısınız? İşte diyor ki en başta network'e nasıl girdik? Önce diyor phishing yaptık. Şu an phishing örneği olduğu için hani bunu söylüyorum. Ondan sonra makinenin ismi buydu, makineden bazı bilgileri aldık, işte VNC yaptık, browser'ı gördük, ondan sonra işte bu bizi içeride ilerlemek için hani böyle girdik, ondan sonra giriş gelişme sonuç gibi düşündüğünüzde girdiler. işin gelişme aşamasında domain admin haklarına sahip olmaları gerekiyor. Yani bir network ortamı olduğunu düşünüyoruz, bir kurumsal ağ olduğunu düşünüyoruz. Direkt domain admin ortamına girecekler. Dolayısıyla bakın burada kullandıkları komutlar vesaireler bunların hepsi, sunumun sonunda kaynaklar kısmı var. Oradan alabilirsiniz. Yani sadece şunu bile yapsanız. Girişi yakalayamadınız. Okey. Unuttunuz. Gelişme kısmında Windows'larda komut satırından girilen komutları loglasanız ve bunları engelleseniz ya da hani temel seviyede birçok şeyi aslında yine kurtarmış olursunuz. Yani bunu atlatmak için uğraşacaklardır ama dediğim gibi adamların elinde yüzlerce binlerce firma olduğu için zoru gördüklerini bıraktıklarına ben defalarca şahit oldum. Dolayısıyla işte bir şeyler yaptık, onu yaptık, bunu yaptık diyor. Ondan sonra bakın işte port, var, port 21 was not closed. İşte buradan FTP server kullanarak rsync kullanarak datayı çıkarttık gibi diyor. Ondan sonra bakın our wishes. De. Allocate all important servers to work group. Yani saçma bir bu yani aktif direktörden çıkartma aktif direktörü güçlendirmek daha önemli. İşte antivirus alın karbon bile kalın. Burada bu arada aynı hani şey var. Yani ilginç bir şekilde birçok ransomware grubunun e, karbon bilek reklamı yaptığını görüyoruz. Yani böyle işte antivirüs yerine EDR kullanın, işte silence kullanın, karbon bilek kullanın diye. Muhtemelen ki hani şunu düşünüyorum, yorumluyorum. Birkaç olayda karbon bilek bunları yakaladı. İşte EPPC olabilir, EDR olabilir. Ondan sonra bunlar da dediler ki evet karbon bilek bu işi iyi yapıyor. Demek ki biz de bunu önerelim. Hani yoksa kullandıklarını düşünmüyorum. Hani bu başka bir şeyler getiriyor aklı yani karbon Black vesaire Saldırı dünyasındaki birisi eğer çok ilgilenmediyse bilmez yani içeriden birisi mi acaba veriyor diye düşünebilir. Sonra diyor ki bakın two-factor authentication yapın, SMB versiyon 2'yi kapatın diyor, işte reduce number of domain admins diyor, işte iki haftada bir passwordları değiştirin, ondan sonra şöyle böyle yapın. Hani aslında bilinmeyen bir şey yok bize söylendi. Giriş, gelişme ve sonuçta her şey o kadar açık, o kadar net ki aslında önlem almak bir o kadar da kolay. Biraz daha detaylı bir örnek. Bu da Egregor Ransomware Case dediler. Bakın işte phishing mail ile girdik. İşte LDAP kullandık. Blood Hunt diye bir e, open source yani ücretsiz bir yazılım var. Bunu kullanarak şunları yaptık diyor. İşte ondan sonra bizim user tokenları konsantre ait aldık. İşte şöyle ilerledik, böyle ilerledik. Bakın giriş, gelişme, sonuç. Hepsinde benzer yöntemler. İşte burada TTP olarak adlandırdığımız Mider'ın Attack Framework'ündeki maddeler, ransomware için olan maddeleri kendinize uyarladığınızda bunlardan çok net bir şekilde kurtulmuş olabilirsiniz. Gelelim giriş yöntemi olarak remote code execution. Bakın bu ekranda gördüğünüz zafiyetler Pulse Secure, Citrix, Exchange, Fortinet, SonicWall, SharePoint hepsi bugün kurumsal ortamlarda yoğun olarak kullanılan hani birinden kaçsanız diğerine tutulacağınız uygulamalar ve bunlarla ilgili her gün yeni zafiyetler çıkıyor. Buraya belki eklenmemiş Yeni vCenter var mesela. Bugün e, bu görseli güncellemiş olsak başka bir şeyler ekleyecek. Dolayısıyla burada aslında önümüzdeki dönem en fazla e, korktuğumuz kısımlardan birisi bu RC. Yani Remote Code Execution zafiyetleri. Bu zafiyetler öyle zafiyetler ki büyük bir çoğunluk için kullanıyorum. Bir kere dışarıdan, dışarı açık bir sistem olması gerekiyor. Dışarı açık sistem etkiliyor. İkincisi Authentication yani kimlik doğrulama gerektirmeden tek paket gönderiyorsunuz işte Metasploit vesaire direkt size bir shell veriyor ya da benzeri şeyler yapıyor. Dolayısıyla hani e, saldırgan perspektifinden baktığınızda o ilk kullandığım cümle product market fit'i bulma, tezgaha kurma adına çok önemli. Yani siz e, yüz binlerce insana phishing gönderip bir kampanyaya başarılı olma imkanınız yok. Her birisi tıklayacak, her birisini bilgisayarına ele geçireceksin ama yüz binlerce firmayı şodandan tarayıp otomatik olaraktan hangilerinde zafiyet var, zafiyet olanları çıkartıp hepsini tek kelimede, tek e, scriptle hackleyebilirsin. Tek, tek scriptle ransomware bulaştırabilirsin. Bu sağ tarafta gördüğünüzde yine Shodan ve benzeri motorlardan alınmış exchange ya da e, ona benzer bir zafiyetin ülkelere bölünmüş hali. Dolayısıyla bu tarafta giriş yöntemi olarak da RC uzun süre can yakmaya devam edecek. Yine burada bir örnek Buldum. Bakın yine giriş geliştirme sonuç. İşte diyor ki bu sefer Sonic Wall'dan girdik. İşte Privilege Escalation yaptık. Sonra kullanıcıları e, dump ettik. Password'lerini aldık. Ondan sonra içeride bir MS-17 zafiyeti bulduk. Bakın kullandığı script bile nmap script olduğu belli oluyor. İşte host vulnerable diyor. 2003 servis bulduk. Onları hackledik. Ondan sonra dump ettik. Domain admin'i aldık. İşte backup'ı bulduk. Şifreledik. para istedik. Yani bütün o aşamalar, giriş, gelişme, sonuç hepsinde hemen hemen aynı. Yani şu ana kadar bir iki tane istisna case, ki onlar çok e, ilginç case'lerdi. Yani dışarıda bir web uygulamasında SQL injection buluyorlar, onu istismar ediyorlar, şirkete dalıyorlar, oradan MSSP'lere basıyorlar gibi böyle çok sofistike case'leri e, cebimizde tutarsak, geneli itibariyle basitleştirmiyorum tabii ki ama çok böyle temel, fundamental e, güvenlik önlemleriyle engellenebilecek şeyler bunlar. Son e, konuda çalıntı hesapları üzerinden. Bakın burada da yine işte RDP, Türkiye'de 32 bin tane RDP varmış. Ben iddia ediyorum ki bunun en az %10'unda çok rahat bir şekilde, çok basit paralolarla girebilirsiniz. Sağ tarafta o bahsettiğim 500 bin adet Fort One, e, Fortinet SL VPN şifresi yayınlandı. Burada parantez açayım. Fortinet'in bir e, sorunu değil. Fortunet 2019'da patch'ini çıkartmıştı ama öyle bir zafiyetti ki sadece browser'dan Fortunet e, 10443 ya da artık hangi portta çalışıyorsa oraya direktörü Traversal'la o an sisteme bağlı username, password'ların hepsini kritik alabiliyordunuz. Bu çok çok kritik bir zafiyet. Yani bir VPN e, şeyini çıkmayacak zafiyetlerden de. Oradan da işte e, ne yapıyorlar? Aynı username, password'ı domain'de kullandığı için insanlar tak 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 gidiyorlar. Ya da bu sağ alt köşede işte Accenture'ın hacklenme senaryosundakine benziyor. İşte internette deep web'de satılıyor. Adam diyor ki işte ADFS yani Active Directory Federation Services'in yüzünün password'ünü satıyorum. Şu kuruma ait. Yani bir bir kullanıcının ADFS password'ünü bulduğunuzda zaten oradan ilerlemek çok zor olmayacaktır diye düşünüyoruz. Gelelim. Okey, hackledik. Yani giriş gelişme sonuçta o gelişme kısmında Hacklenen firmalarda kalıcı olması lazım adamın. Yani girdi hemen o anda ransomware bulaştıramıyor. Çünkü o bizim analistleri devreye sokacak işte parayı ödetmek için içeriden bazı önemli datalar alması gerekecek. Mailboxları dump edecekler. İşte SAP'ye girecekler vesaire vesaire. Backupları silecekler ya. Burada kalıcı olmak için yapmaları gereken bazı adımlar var. Bu sağ tarafta bir ransomware grubunda çalışan ve sonra itirafçı olan diyelim yani işte public bir şekilde içerideki her şeyi anlatan bir eleman vardı yaklaşık iki ay önce forumlarda çıkmıştı. Onun e, bir ransomware operatörünün, bir ransomware grubunun kullandığı bütün tool'ları yayınladığı dokümanı vardı. Yine kaynaklar kısmına koydum. Orada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ki bu adamlar open source çıktıkları kullanıyorlar. Bunların ötesinde ellerinde crackli yani para ödenmeden kullandıkları bir Cobalt Strike denen bir tool var. E, Cobalt Strike'ı yani bilmeyenler için siber silah kavramına bence en yakışacak tullardan birisi. Yani önüne gelen bütün antivirüsleri, bütün firewall'ları, bütün IPS'leri ufak triklerle rahatlıkla atlatabileceğiniz, istediğiniz taklaya attırabileceğiniz bir tool. Dolayısıyla bunu kullanıyorlar. Yani eğer bir yerde e, bir detection analisti olarak, bir SOC analisti olarak çalışıyorsanız, benim önerim hani bu sunumdan alacağınız en önemli şeylerden birisi Cobalt Strike'ın her şeyini öğrenin ve yazacağınız CM kurallarının başına sağına soluna Cobalt Strike kurallarını ki bir sürü var internette hani ücretsiz bulabilirsiniz bunları yazın rahat edin çünkü sizi hedef alan gruplar %90-95 oranında Cobalt Strike kullanacaktır neden çünkü çok kolay çünkü herkesi her şeyi atlatabiliyor bu da bakın Üç tane farklı grubun böyle zaman çizelgesi. Sol taraftan başlayalım. İşte 18.05'te phishing buradaki case'lere. Phishing'le işte komuta merkezine bir connection açılmış. Ondan sonra 18.06'da içeriye giriyor. Bakın 19.21'de bir buçuk saat içerisinde Cobalt Strike backunlarına çalıştırıyor. Dışarıya başka yerlere şey alıyor. İçeriye ko Strike yüklediğinizde kalıcı olmanız için bir sürü yere böyle komuta merkezleri kuracaksınız da bunlar kolay yakalanmayacak. Bağlantı elde edeceksiniz. Çünkü birini kapatırlarsa diğerinden devam edesin. Sonra bakın 10 dakika içerisinde ladder moon dediğimiz yani içeride yanal ilerleme çalışmalarını yapıyorlar. İşte Exchange Server'ı ele geçiriyorlar muhtemelen. İşte Buradan da Exchange Server'dan domain kontrolü atlıyorlar. Bakın yarım saat içerisinde Exchange'den domain kontrolü atlamışlar. Çok normal bir şey. Ondan sonra 20.45 yani yaklaşık bir saat sonra e, artık daha rahat. Yani burada böyle koşmaya başlıyor RDP'li. Çünkü elinde domain admin şifreleri var. İstediği her yere RDP yapabiliyor. Ondan sonra bakın 21.35'te bunlar çok hızlı hareket eden gruplar. 21.35'te de Data Exfiltration yapıyor. RQL'un yapmış. Ondan sonra işte BitSatmin yüklemiş. İşte execution of sodium ransomware. Burada ransomware çalıştırmış ve işte 22-28'de ransomware bulaşmış. Yani buraya girdiğinde çok yapacak bir şey yok. Ama şuralarda ya girmeyi engelleyeceksin ya da şu Cobalt Strike'ı tespit edip hızlı bir şekilde bu işi çözümleyebilirsin. Bakın burada da yine aynı şey. User execution giriyor. Schedule task oluşturuyor. İşte discovery activity. Bakın burada da discovery aktiviteler, klasik bildiğiniz komutlar. İşte AD find komutunu çalıştırıyor. Hop! Ondan sonra Cobalt Strike'a geliyor. Ne yaparsanız yapın bir yerde bakın burada da yine işte zero logon vulnerability'sini çalıştırıyor. Lateral movement yapıyor. Ondan sonra komuta merkezi için Cobalt Strike'a bağlanıyor. Dolayısıyla biz Cobalt Strike'ın komuta merkezlerini, Cobalt Strike'ın TTP'lerini yani IP hash engellemekten ziyade ki mümkün değil hani IP hash engelleyerek yakalamak şu an. TTP'lerini yazarak e, kural olaraktan Cobalt Strike'ı yakaladığınızda işin işte %90'ını yakalamış oluyorsunuz. Burada belki ek olarak söyleyeceğimiz işte bu lateral movement ve persistence aşamasında olan her şeyin sigma kuralları var. Kitapta ücretsiz sigma kurallarını alıp kullandığınız QRadar, Splunk, işte ELK, ArcSight artık ne kullanıyorsanız, LogSign vesaire. LogSign'e çeviri var mı bilmiyorum ama en azından kendileri çevirmiştim. muhtemelen. Bu kurallar hazır. Hem Cobalt kuralları hem de bu ransomware gruplarının giriş gelişme ve sonuç aşamasında yaptıkları her şeyi bıraktıkları ayak yoksa bile kendiniz bu komutları girerekten sistemlere bunları yakalamak için bir kere çalışma yaparsanız bir yıl içerisinde üç yıl içerisinde başınıza gelebilecek her şeyi aslında önden tespit etmiş olursunuz. Gelelim bulaştı. Ödemeye zorlamam. burada çok yaratıcı çalışmalar görüyoruz. Yani biz şunu biliyoruz ki adamların tek bir hedef var. Ne yap? Et, o parayı al. Çünkü ben her konuştuğumda neden bunu yapıyorsun? Sen hani yazık değil mi etik falan filan. Hiç bunlara girmiyorlar. Duygusal zemine çekemiyorsunuz. Bizim tek bir amacımız var diyor. O da önündeki skripten okuyor. Şunu fark ettim ki kimseye yani muhatap olduğunuz Rensin gruplarında önünüzdeki call center'daki adam kendi kafasından bir şey yazmıyor. Onu yoldan çıkartmaya çalıştığınızda önünde bir skript var muhtemelen çok güzel bir playbook hazırlamışlar. Karşı taraf böyle derse böyle de, böyle derse böyle de. Buraya götürmeye çalışırsa buraya çek tarzında. Ne derseniz deyin sizi o yolda tutuyor ve tek bir şey odaklanmış. O parayı alacaksın. Peki bunun için neler yapıyorlar? Yani extortion olarak adlandırdığımız bu şeyde birinci fazla sadece ransomware bulaştırıyorlardı. Dosyaları şifreliyorlardı. Bir ransomware notu bırakıyorlardı ve ödemeyi bekliyorlardı. Bu olmadı. Burada çok düştü oranlar. %70-75'lere kadar ödememeye başladı insanlar. Neden? Çünkü backup'tan dönüyorlardı falan filan. Sonra bunun ikinci fazı geldi. Böyle çok hızlı sürmedi. Bu birinci fazla, ikinci faz arasında belki bir 4-5 sene vardır. Ransomware'i bulaştırdıktan sonra, sistemi şifreledikten sonra dataların bir kısmını çıkartıp bunu yayınlamayla, yayınlamakla tehdit ettiler. Yani parayı ödemiyorsanız bakın burada yayınlayacağız dediler. Dolayısıyla bu bayağı bir göz korkuttu. insanları bayağı bir ödemeye ikna etti. Ki bunda meyiz grubu kullanmıştı. Sonra bu artık herkesin kullandığı bir standart oldu. Sonra üçüncü faza geçtik. İşte triple extortion dediğimiz işte birinci faz var. İşte yani encrypt ediyor. Bir yerlerde yayınlıyor. Ve size DDoS yapmayla, sizi DDoS saldırısı yapmayla tehdit ediyor. işte hem ransom notu bırakıyor. Hem datalarınızı yayınlıyor. Yine ödemezseniz size DDoS yapmayla tehdit ediyor ve yapıyorlar. Bu da yetmemiş. işte quadruple extortion e, dördüncü faz diyelim. Bütün fazlar dahil. En can nokta işte direct e mailinde victims customer base or heaven contract call center. Yani müşteri datalarınızı alıyorlar. O müşterilere mailing yapmaya başlıyorlar. Biz bunu Türkiye'deki kezlerde de yaşamıştık. Müşterilere mailler gitmeye başlamıştı. Geçen de Accenture Case'in de öyle bir şüphe vardı. Yani oradan alınan datayla Afrika'da bir hava yolu havayolu şirketinin hacklendiğine dair tartışmalar var. Doğruluğunu bilmediğim için burada net noktayı koymamış olayım. Ama şunu net bir şekilde görüyoruz ki adamlar o kadar hedefli gidiyorlar ki o parayı almak için her şeyi yapıyorlar. Türkiye'de ne görüyoruz? KVKK'ya şikayet. Direkt şikayet etmeli tehdit ediyorlar. GDPR'e şikayet etmeyle. İşte CEO'nun yazışmalarını alıyorlar. Siyonu yazışmalarından işte e, tehdit ediyorlar. Bunun en geçerli ve en e, hızlı parayı ödetme taktiği olduğunu görmüş oldum olduğumdan. E, borsaya açık firmalar için rakip firmalara gidip e, içerideki bilgileri satmayla tehdit ediyorlar. Ya da işte brokerlara gidip bak bu firmayı biz sekledik. İşte borsaya açık şu kadar düşecek e, bunu satmak istiyoruz falan gibi bir sürü şey yapıyorlar. Dolayısıyla burası böyle çok değişik şeylere gebe işte 5. seviye, altıncı faz, yedinci faz diye gidecektir. Karşı tarafa baştaki söylediğimiz gibi ransomware'i bulaştırmamayı başarırsak aslında en önemli şeyi başarmış oluruz. Peki verilerin şifrelenmesi. Hani aşamaya geldik. Adam işte girdi içeriye bir sürü şey yaptı. Verileri şifrelemek için ne kullanıyorlar? Kaç saat oluyor? Bakın bu sağ tarafta ransme gruplarının kendi reklamlarını yapmak için kullandıkları, Lapit'in kendi reklamını yapmak için kullandığı bir istatistik. Diyor ki biz 10 terabaytlık bir diski 7 saat içerisinde hızlı bir şekilde şifreleriz. İşte saniyede 373 megabyte per second şifreleme hızımız var. Okay. Yani bu bu ne anlama yarıyor? İşte adam ne kadar çok data şifrelerse sizi para ödemeye o kadar ıı, muhtaç bıraktığı için buradaki data şifreleme hızı önemli. Ya da siz o anda yakalayıp fişi çekerseniz bir kısım datayı kurtarmış olursunuz, ödeme yapmak istemezsiniz gibi şeylerden dolayı performansının iyi olması, encryption performansının hızlı olması çok çok önemli. Peki burada başka neler görüyoruz? Hani kendi tool'ları haricinde Bitlaker kullanımını Türkiye'de gördük, yurt dışında da görüyoruz. Yani geliyor adam, e, herhangi bir tool indiremiyor. Özellikle kurumsal bir ortamdaysa, internet filtreleri vs. bayağı sıkıysa bir şey indiremiyor. Gidiyor BitLocker kullanıyor. BitLocker ile şifreliyor. Tabi BitLocker bir sonraki rebootta aktif olacağı için reboot ne kadar sunucu bir şey olmuyor. Reboot ettiğinizde sunucu, bütün her şey şifrelenmiş oluyor. Ve key de adamda olduğu için açamıyorsunuz maalesef. Bu tarafta da böyle bir şey var. Bir de e, sizi para ödemeye daha fazla zorlamak için şunu yapıyorlar. Eğer sadece diskleri şifrelediyse, sunucuları şifreledi diyelim. Sizin client yani istemci tarafı, çalışanlar işlerine devam edebiliyor. Bunu yapmıyorlar. Gidiyor aktif direktörden bir politika basıyor. Bütün açık bilgisayarlar, açılacak olan bilgisayarlar hepsine bu politikayla ransomware bulaştırıyor. Yani şöyle düşünün. Siz bir şirketsiniz, 600, 700, 5000, 10.000 kişi. Bir sabah geliyorsunuz. Yani akşam tak her şey kapalı. Her şey şifrelenmiş. Dolayısıyla sizi çok daha iyi para ödemeye motive etmiş oluyorlar. Bu tarafta da böyle bir hız ve şeyi var. Ne yani diyelim yöntemi var. Aşağılara doğru, doğru baktığınızda bayağı performanslar düşüyor. Bakın bir günde, iki günde şifreleyenler bile var. İki günde şifreleyecekse bu adam zaten arada fark ederse parayı ödemez. Pazarlık siteleri bugün bu sabah aldım. Daha işte Lockbit'in örnek sitesinden bunların tasarımı biraz daha böyle ferah. İşte orada UI, UX'i kullanıyorlar işte bunlar için kullanıyorlar. Yani web sayfasına bakın bir timer koyuyorlar. İşte 6 günde ödemezseniz public işte yayınlayacağız verilerinizi diyorlar. Bazılarını yayınlamışlar, bazılarını yayınlamamışlar. Ben dedim ki ya bunlardan bir tanesini e, hani siz yayınlarsanız ben de giderim oradan alırım dedim. Demez olaydım. Adam ondan sonra yayınlamadı. Çünkü biz hep şöyle kurgulamıştık ya evet adamları götüreceğiz. Üç gün sonra adamlar yayınlayacaklar. Bu siteler zaten hani onion siteler olduğu için kimse girmiyor. Yani orada ismin yayınlanması çok önemli değil eğer KVK ve bildirmek zorundaysın. Ama dataları orada yayınladığın adamlar gidip dataların tamamını indirebiliyordunuz. Artık böyle örnek yayınlamaya başlamışlar bazı şeylerden. Bazı dosyaları veriyorlar ama hala bu sitelerde baktığınızda Türkiye'de hizmet veren bir sürü firmaya ait dataları görebiliyorsunuz. Bunlardan haberdar olmak için de hani işte ransomware gruplarının aktivitelerini takip etmek için böyle birkaç tane servis var. Darktrace i̇şte Dark Trace var bu tarafta. Bu linkten bakabilirsiniz. Hangi grup neleri kullanıyor bunları görebilirsiniz. Ya da işte kadarın Community Edition'a üye olup orada bütün hani Deep Web'deki, Dark Web'deki ransomware aktivitelerine üye olup bunların günlük olarak maille gelmesini sağlayabilirsiniz. Hani bunlar e, sizin isminizi orada görmek adına değil de yöneticileri bazı şeyleri ikna etmek adına sektörel rensin verilerin bulaştığını gösterme adına faydalı olabiliyor. Peki en son aşamaya geldi. Hani bulaştı vesaire. Pazarlık Aşamasında pazarlıkta ne yapabiliriz? Pazarlıkta aslında birkaç tane planınızın olması lazım. Bu planı uyguladığınızda yüzde 80, yüzde 90 civarında indirim alabiliyorsunuz. Hani benim kendi kişisel tecrübem yüzde 80'in aşağısında indirimi kabul etmiyoruz. Biz yüzde 80, yüzde 90 civarında bir indirimle pazarlıkta ikna edebiliyorsunuz. Ama her zaman da kafanızda kurguladığınız gibi gitmiyor. Karşı tarafındaki adam böyle bir şey oluyor, cirası oluyor, bir hedefi oluyor. Eğer o cirayı tutturduysa, hedefi tutturduysa pazarlığa çok yanaşmıyorlar. Onların da hani normal sales tarafındaki insanlar gibi belli kotaları var anladığım kadarıyla. Bu bir pazarlık şeması. Yani şu an sunumda çok üzerine değinmeyeceğim. Sonra bakmak isteyenler için faydalı olabilir. Yani girdiğinizde ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Gidiyor, geliyor. En sonunda parayı ödediğinizde key alıyorsunuz ve Mutlu sona kavuşuyorsunuz. Burada sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Benim e, girdiğim kezlerde bir tanesinde sadece bir sıkıntı yaşanır gibi oldu. Ama hepsinde parayı ödediğinizde aldınız. Ama alamayabilirsiniz. Burada kesinlikle bir garanti yok. Ama çok etik davrandıklarını söyleyip kesinlikle o ki'yi size veriyorlar. Eğer ölmediler, eğer altyapıları çökmediyse. Çünkü bizim pazarlığın bir tanesinde e, adamlar ortadan kayboldu. Allah'tan ki biz paranın bir kısmını ödemiştik, ki'yi almıştık, kalanını ödeyemedik örnek veriyorum böyle taksit yapmıştık. Dolayısıyla hani bir gün gecikseydik mesela parayı ödesek bile datayı alamayacaktık. Böyle bu durumlarda maalesef olabiliyor. Bunlar örnek yazışmalar. Hani internetten aldığım bir kısmı bir şeyde. Benim gördüğüm en önemli şey şu. Kesinlikle karşı tarafla pazarlık yapacağınızı başından söyleyin ama onları dipten başlatın. İşte adam size ciro olaraktan şu kadar söylüyorsa siz aslında bunun net karının bu olduğunu söyleyeyim. Böyle mantıksal bir zemine çektiğinizde ve elinizde bu para olduğunu söylediğinizde, yönetimden bunu aldım vesaire dediğinizde çok hızlı bir şekilde hedefe ulaşabiliyorsunuz. Benim en kısa süren pazarlığım herhalde bir 24 saat. Normalde bir haftadan önce bitmez bu pazarlıklar. Çünkü git gel git gel oluyor. Ama bir haftadan önce bitirmek istiyorsanız biraz üzerinize zaman baskısı oluyor. Ve işte ağlayıp sızlamak yerine direkt bir şeye getirmeniz ağlayıp sızlamak yerine bir olana getirdiğinizde bu parayı ödeyebilirim. Bunun onayını aldım. Şu an bankada transfer edeceğim. Şunları bunları istiyorsun ama bu bizim jüriye uymuyor. Böyle e, böyle mantıksal zeminde ilerlediğinizde direkt e, adamları yola getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani ben de bu yöntemi kullanıyorum. Bugüne kadar kullandığım gibi. En sonunda parayı ödediğinizde alacağınız tavsiyeler şunlar. Multi factor authentication kullanın. Yedeklerinizi mutlaka teyit alın online ulaşılabilen herhangi bir şirket çalışanının username, password ile olmadan ulaşılabilen bir yedekleme sistemini adamlar da zaten sizin sistemlerinizi ele geçirdiği için, passwordlerinizi ele geçirdiği için o passwordlerle ulaşıp silebiliyorlar. Dolayısıyla silinmeyecek. Yani backup adminin en yetkili kullanıcının silemeyeceği bir backup stratejinizin olması lazım. Klasik antivirüsler yerine IDEA'da EPP kullanın. İşte düzenli zafiyet yönetimi yapın. Bu en önemli şeylerden birisi. Çünkü dışarıya açık sistemlerinizi düzenli, yılda bir kere pentest yapmak sizi kesinlikle buradan kurtarmayacaktır. Düzenli, aylık, dışarıya açık IP'lerinizi taradığınızda bir tane zafiyet varsa zaten onu bulacaksınız. Doğru bir müdahale nasıl olmalı? Bakın burada bir playbook, hani yine GitHub'dan aldım, kaynaklardan bakabilirsiniz. Bir ransomware saldırısına nasıl müdahale edilir, detaylarını Bulabilirsin. Yani bu bizim hani kullanacağımız kullanacağımız bir playbook işte. Adamın grubun hangisi olduğuna, para ödenip ödenmeyeceğine bir sürü senaryo çıkıyor karşımıza. Yani çünkü burada e, para ödeyecekseniz ayrı bir şey, para ödemeyecekseniz ayrı bir şey. Data exfiltration olduysa yani dışarıya veri sızıntısı, veri kaçırma olduysa bambaşka bir şey yapmanız gerekiyor. Olmadıysa bambaşka bir şey yapmanız gerekiyor. Adam içeriye bütün sistemlere mi bulaştırdı yoksa sadece bir yere bulaştırdı? içeride kalma riski var, backdoor bırakma riski var. Bunların hepsini böyle güzel bir şekilde bir playbook'a dökmüşler. Dolayısıyla ben bütün SOC analistlerinin bu playbook'ları kendilerine uyarlamasını, yani bu başka bir firma için yapılmış, herkese uymayacaktır, kendine uyarlamasını öneririm. Çünkü olay olduğu anda bunu yapmanın hiçbir manası yok. Olay olduğu anda bu görsel hiçbir işe yaramıyor. Çünkü ortalık böyle ana baba günü oluyor. Kimse e, risk alamıyor. Kimse e, şunu yapayım, bunu yapayım diyemiyor. Dolayısıyla bunu olmadan önce yapıp e, olduğunda evet biz zaten bunu yapmıştık. Tatbikatını şu şekilde ilerleyeceğiz, bu şekilde ilerleyeceğiz diye playbook'unuzu hazır etmenizde fayda var. Peki ben size karşı hani e, bu kadar konuştum. Ne öneri verirdim? Dediğim gibi bir Etek Service Management ya da bir zafiyet yönetimi mutlaka kullanılmalı. Bunların maliyetleri çok küçük. 5-10 bin dolara orta ölçekli bir şirketi çok rahat cover edebilirsiniz. Dolayısıyla hani ransom verilecek parayı düşündüğünüzde bu tarafta alacağınız önlemler çok daha uygun olacak. İşe yarayan bir EDR EPP çözümü mutlaka kullanılmalı. Yedekleme konusu gözden geçirilmeli. Mutlaka B planı hazır olmalı. Eğer B planı hazır olmadan yedekleme üzerine tatbikat yapmamış kurumların yani kesinlikle canı yanacaktır diyebiliriz. Ransomware tatbikatı yapmak bizim en fazla hani önerdiğimiz şeylerden birisi ve 7/24 güvenlik izleme. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü artık adamların yazışmalarında şunu öğreniyorsunuz ki cuma akşamları, tatil günleri o ransomware bulaştırıyorlar ki 7/24 izleme olma. yoksa firmada orada işte hani ransomware bulaştırmayla bitirme arasında bir bir gün civarında bir süre oluyor ya 7 8 saat ya da en azından o sürede 7 24 eğer bir monitoring sisteminiz yoksa yetişemiyorsunuz hani. Bulsanız bile yetişemiyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hani en temelde yapılması gereken somut örneklerdir diyebiliriz. Biz burada hani, yani başkası yapmadığı için bildiğim kadarıyla çok rahat söyleyebilirim. Hani reklam adayımız ransomware tatbikat çalışması yapıyoruz. Çok da fazla sayıda talep var bu konuda Türkiye'de. Ben bütün herkese de mutlaka öneririm. Hani bir pentest gibi değildir bu. Önünüzde bir sene içerisinde size ransomware bulaşıp bulaşamayacağını, bulaşırsa başınıza neyin geleceğini backup stratejilerinize kadar götürüp böyle evet ya biz dışarıdan gerçek bir ransomware bakış açısıyla bütün sistemlere baktık, bunu simüle ettik bize şuralardan bulaşabileceğini gördük. Bunu CM ile kapattık, bunu IPS ile kapattık ya da bunları kapatamadık diye üst yönetime bir ne diyelim şey vermekte fayda var, A rapor vermekte fayda var. Aşağı yukarı 3-4 hafta süren bir çalışmayla hani firmaya nereden bulaşabilir, nasıl bulaşabilir, bulaştığında size zararı ne olabilir, backuplarınızı elinizden alabilirler mi, alamazlar mı? Bunların hepsini söyleyen bir çalışma var. Yani bu konuda detay bilgi isterseniz bana atabilirsiniz. Bilgi.dg.com.tr'ye atabilirsiniz buradan da hani bunun da duyurusunu bilgisini vermiş olayım. E, zamanıma bakayım. Evet 56 55 dakika. Sorular varsa soruları alalım. Ondan sonra sonlandıralım. Microsoft Bitlocker kullanımını izinsiz kullanım için e, neden sınırlandırmıyor? Sistem admin olarak Windows Bitlocker'ı sınırlandırabilir misiniz? Tabii ki sınırlandırabilirsiniz ama sisteme giren adam zaten admin yetkileriyle girdiği için bitlocker'ı aktif etmeyi de vesaire de bunların hepsini yapabiliyor. Tape backup alternatif olarak immutable backup senaryoları çözüm olmuyor mu? Bunun detaylarını bilmiyorum. Backup benim uzmanlık alanım değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer backup adminlerden birisi gidip backup'tan bir şeyler silebiliyorsa herhangi bir yetkiyle saldırganlar da bunu silebiliyorlar. Evet. Sistemleri zafiyete karşı güncel tutmak lazım fakat SolarWinds sunburst gibi olaylara karşı nasıl izlemek uygun? Bir update geçmeden önce kullandığımız third party ürünle ilgili zafiyet araştırması yapılmalı mı? Bu çok istisna bir kez, çok da güzel bir soru ama yani bu third party ya da supply chain saldırıları çok zor saldırılar. Burada böyle en temel, en kolay yakalama şey DNS ürünleri kullanmak, işte DGA'ları tespit eden ya da yeni açılan domainleri tespit eden, buralara komuta merkezine gitmeye çalışan şeyler tespit eden ürünler kullanmak bence çok çok daha etkili olur. Çünkü diğer türlü yani dışarıdan indirdiğiniz bir update'in işte sign olup olmaması vesaire bunlar yani case başına değerlendirilmesi gereken şeyler ama böyle bir problem önümüzdeki dönem çok daha fazla alacak. Ben bunların hepsini DNS üzerinden çözmeyi tercih ederdim. Biz dışarıdaki kişiler olarak firmaların, eee, firmalarla olan arasındaki konuşmayı nasıl öğrenebiliyoruz? Atıyorum hacker bir şirkete saldırıp 5 milyon istemiş. Bunu tamamen negotiator firmalar e, paylaşıyorlar. Yani ben de mesela bu sürü göşe yapıyorum. Üzerinden 3 4 ay geçince firmanın ismini siliyorum, kullanıyorum. Aynen böyle yayınlanıyor diyebiliriz. son bir iki soru varsa alalım yoksa O zaman bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Anket ve geri bildirimleriniz çok önemli. Şöyle daha teknik olsun, böyle içeriği olsun. Şunu beğenmedim, şöyle yapsanız gibi. Hepsini tabii ki de dikkate alacak değiliz ama en azından genelin taleplerini dikkate alıp biz de el verdiğince yapmaya çalışırız. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler dilerim.